Değerli Kastamonular, Kastamonu Milletvekili Sayın Fatma Serapek Bekçi'nin 2024 yılı bütçe görüşmelerinde meclis kürsüsünde yapmış olduğu konuşmayı büyük bir şaşkınlıkla takip ettik. İçine bolca hamasetin ve lidere bağlılığın sığdırıldığı 5 dakikalık konuşmaya memleketin kadınlarının, çocuklarının, yaşların sığmadığını üzülerek gördük. Eğer 5 dakika boyunca halkın çocukları konuşulacak olsaydı, makyajlı TÜİK verilerine göre dahi iki çocuğumuzdan birinin yeterli beslenemediğini, Avrupa ülkeleri içinde çocuk yoksulluğun en fazla olduğu iki ülkeden biri olduğumuzu, her 4 çocuğumuzdan 3'ünün kansızlıkla mücadele ettiğini, son bir yılda çocuk işçi sayısının %20 arttığını söylemesi gerekecekti. Eğer 5 dakika boyunca kadınlar konuşulacak olsaydı, kadınların nitelikli ve ücretsiz kreşlere ulaşamadığı için iş hayatından nasıl koptuklarını, çalışma hayatında yer alan kadınların en iyi ihtimalle asgari ücrete mahkum edildiğini, kayıt dışı ve güvencesiz çalışma oranlarının kadınlarda daha yüksek olduğunu ve bu sebeple pek çoğunun asgari ücret dahi alamadığını, yoksullukla beraber erkek şiddetinin de her gün arttığını söylemesi, sadece bu yıl katledilen 376 kadının da adını anması gerekecekti. Eğer 5 dakika boyunca emeklilerimiz, yaşlılarımız konuşulacak olsaydı, açlık sınırının yarısı altında olan 7500 liraya yaşamaya zorladığınız, emekli maaşı yetmediği için çalışmak zorunda kalan ve 5000 lira ikramiyeye bile çok gördüğünüz büyüklerimizin yaşam koşullarını anlatması ve 79 yaşında çalışmak zorunda kalıp bir apartmanın çatısında geçen hafta can veren Hacı Bayram Kaymağ'ın adını anması gerekecekti. Sayın Vekil, milletin kürsüsünden milletin değil liderinin gözlerinin içine bakarak konuşmayı tercih ettiği için tüm bunları söylemesi de mümkün olmadı. Sadece bu yıl Kastamonu'da sosyal yardımlara muhtaç bıraktığınız yaklaşık 13 bin aileyi görmeden milletin kürsüsünde 7 düvele en büyük kozumuz aile yapımızdır demek Kastamonu sokaklarında dolaşmadığınızı gösterir. Kastamonu sokaklarında dolaşmış olsaydı Sayın Vekil, yakınlarını sevk yollarında kaybeden, eğitim ve araştırma hastanesinde muayene randevusu alamayan, yoğun bakımda yatak bulamayan, MR için 2 hafta, ultrason için 2 ay sıra bekleyen Kastamonu yurttaşlarımızın sesini işitmiş, milletin sesine, milletin kürsüsünde kayıtsız kalmamış olabilirdi. Kastamonu sokaklarında dolaşmış olsaydı, kirasından doğalgazına, temel gıda maddelerinden akaryakıta, iğneden ipliğe yapılan zamların altında ezilen esnafımızın ve vatandaşımızın sesini işitmiş, milletin sesine, milletin kürsüsünde kayıtsız kalamamış olabilirdi. Kastamonu milletvekilimiz Sayın Fatma Serap Ekmekçi'nin konuşmasına sığdıramadığı tüm bunları size 5 dakikadan daha kısa sürede anlatmaya çalıştım, saygılarımla.